6 milyon hanenin beklediği askeri ücret zammı açıklandı. Buna göre %8'lik artışla brüt ücret 1777, net ücret 1404 TL oldu. 104 TL'lik zam günlük 3 lira 46 kuruşa tekabül ediyor. 2016'da 442 dolara karşılık gelen askeri ücret %8 zamma rağmen 395 dolarda kaldı. Ve çalışanların aylık reel geliri ortalama 50 dolar eridi. Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk İş askeri ücretin 1600, DİSK ise 2000 TL olmasını talep ediyordu. Türkiye'de konut fiyatlarındaki artış hızı yavaşlamaya devam ediyor. İstanbul'da aylık bazda konut fiyatları Ağustos 2011'den bu yana ilk kez geriledi. 3 büyük ilin konut fiyat endeksleri değerlendirildiğinde en sert düşüş İstanbul'da oldu. İstanbul'da Ekim ayında bir önceki aya göre %0.36 düşüş yaşandı. Ankara'da %1.24, İzmir'de ise %1.72 artış yaşandı. Uzmanlar, sektördeki fiyat düşüşünün konuta talebi artırabileceğine dikkat çekiyor. Otoyol ve Boğaz Köprüsü geçiş ücretlerine zam geldi. Otoyol geçişleri %15, Boğaz Köprüleri geçiş ücreti %48 artırıldı. Zammın gerekçesi, bakım işletme maliyetindeki yükselmeler ve 2017'deki tahmini üfe oranı gösterildi. Akıllı telefon uygulaması üzerinden araç çağırma hizmeti veren ve bir süredir İstanbul'da da faaliyette olan Amerikalı Uber şirketine ceza kesilmesi talimatı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Uber'le ilgili tüm illere talimat göndererek korsan taşımacılık yapmak suçundan ceza kesilmesini istedi. Uber bir taşımacılık firması değildir açıklaması yapan şirket yönetimi ise Türkiye'de tamamen yasal bir zeminde hareket ettiklerini, sürücü iş ortakları ve yolcularını desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Çin, 2017 itibariyle fil dişi ticareti ve işlenmesi faaliyetlerini tamamen yasaklıyor. Koruma grupları kararı tarihi olarak nitelerken fillerin geleceği açısından çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Çin, dünyanın en büyük fil dişi pazarı. Tahminlere göre fil dişi ticaretinin %70'i Çin'e yapılıyor.